Dün aslında kar esareti yaşanmıştı Türkiye'nin dört bir yanında. Şimdi canlı görüntüler gelecek ekranımıza. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı ve 20 saatte aslında açılış ancak kendisine gelmişti ve yoğun çalışmalar vardı. Karayolları ekibi çalışmıştı. Burada Gaziantep valisi de yine açıklamalarda bulunmuştu ve otoyolun tamamen ulaşıma açıldı. Artık bugün bildirildi. Görüntüler canlı olarak ekranlarımıza geliyor. Tabii 20 saatlik bir ulaşımda sıkıntı olmuştu. O görüntüler sosyal medyalara düşmüştü ve gerçekten de yoğun kar yağışının ne kadar esaret halinde sürdüğünü görmüştük. Bütün ekipler canla başla çalıştı ve 20 saatlik çalışmanın sonunda Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu açıldı diyelim. Şimdi tabii bununla birlikte Rusya-Ukrayna arasında da gerilim devam ediyor. Dünyada da gerilim devam ediyor. Bu nedenle her an saldırabilecek noktada Rusya-Ukrayna'ya çalışmalar ne yazık ki devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklamalar geldi. Gerginliğin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından da açıklamalar çok dikkat çekiciydi. Şimdi Hüseyin hocama dönmek istiyorum. Küresel piyasalar Rusya ve Ukrayna arasında bir gerginliğe nasıl bakıyorlar? Evet, Rusya dünyanın önemli güçleri.